bana iyi gelecek mi? Bilsem neden gittiğini, içim soğur mu dersin? Haber alsam başkasını sevdiğini, kendim ettim kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Issız bir adada tek başına kalmak gibi seninle birlikte olmak. Bir yolun sonuna çok inanıp da kalmak gibi seninle solmak, adını bile unutsam keşke. Tüm anılarım senle bitse, adını bile unutsam keşke. Tüm anılarım senle bitse, beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Olur da bilsen, bir ben inanırım yeni yola dönsen ne fark eder ki? Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Fark eder ki bana iyi gelecek mi? Bilsem neden gittiğini, İçim soğur mu dersin? Haber alsam başkasını sevdiğini, beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsen ne fark eder ki? Olur da bilsen, bir ben inanırım yeni yola dönsen ne fark eder ki? Kişilik dev kadro. Aynen öyle. Tek seyircinde benim. Çok sağ olun, teşekkürler. Emin Mert Boyacıoğlu bugünkü konuğum. Ağzına sağlık ya. Çok güzel bir parçayla başladık ya. Çok sevdiğim bir parçayla başladık. Beraber seçtik bu parçayı. Evet. Bütün parçalar aslında beraber seçtik. Aynen öyle. Ya Emin Mert nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyisiniz. İyiyim ben de. Seni gördüm daha iyi oldum. Valla ben de aynı şekilde. İlk defa böyle bir programa katılıyorum. Yani onun da biraz heyecanı var. Kusura bakmayın. Konuşmalarda falan sıkıntı olursa. Hiç heyecanlanma. Onu da söyleyeyim şimdi. Program. Evet. Hiç sıkıntı değil yani. O sahillerde ateş başında gitar çalan delikanlı sen misin yoksa? Bilmiyorum artık yani. Bütün kızların kalbini çalan böyle. Kızlar onların etrafında dizilir falan ya. Kız erkek yakışıklı mı ya da tipsiz olsun hiç fark etmez. Evet. Ama gitar çalması onun için büyük bir artı. Yani müzik cinsiyet fark etmiyor yani. Erkek ya da kız olsun. Her iki tarafını etkiliyor elbette. Hani böyle düşünmeniz, tabii hani artık gitarla, milletimiz biliyorsunuz hani gitarla daha çok şey yapıyor alabildiği içinde. O yüzden gitar daha çok ilgi duyuluyor. Değil mi? Son olarak, evet. Ya Emin Mert bu arada üniversite öğrencisi. Daha yaşı o kadar küçük, minnacıcık. 20 yaşında değil mi? Evet, Emin 20 Mert. Yaşındayız. Seni birazcık tanıyalım, sonra hiç ara vermeden bağlamayla mı devam edelim, mutlu mu? Bağlamaya devam edelim. Tamam. Seni kısaca tanıyalım ama. Müzik öğretmenliği bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Aslen Tavaslıyım. Denizli Tavaslıyım. Gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Yani tabii ki de Tavaslı olmak için de yani Tavaslı olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Güzel bir memlekettir. Denizimiz öyle. Ege'miz öyle. Zeybeklerimiz olsun. Müziğe ufak yaşlarda başladım. Yani. Ne yönlendirdi seni Emin Mert? Yani anne babamı teşvik etti. Birinden olan mi etkilendin? Şöyle diyeyim, küçüklükten beri olan bir içimde hani istek vardı.
Ben 3 yaşındayken, 4 yaşındayken Popstar vardı biliyorsunuz. Hı hı. Orada o zaman hani... devre geldin mi ya? Ya tabii canım yani o kadar da küçük değiliz abla. Yani o zaman işte Popstar'daki kişileri falan taklit ediyormuşum. Annem öyle anlatıyor. Hala hatırlıyorum ben hatta. Kim taklit ediyordun en çok? Baya falan vardı ya hatırlıyorsunuz. Bayhan. Aynen. Ha Bayhan vardı, Abidin vardı, Firdevs vardı. Öyle deli gibi bakma içimi yanıyor falan filan işte. Onları taklit ediyordum ben işte küçükken. Hatta CD çalarla falan böyle hani kendim şarkı söyledim, karaoke yapıyordum. Ondan sonra okula başladım. Okulda müzik derslerine falan şarkı söylemeye başladım. Beşinci sınıftayken bir geziye gittik. Gezinin sonunda Tavas'a dönüyoruz. İzmir'den Tavas'a dönüyoruz. Benim hocam var, Hüseyin Şen. Ona da çok selam söylüyorum hatta. Sağ olsun, o keşfetti beni. Ondan sonra müzik hayatım başladı diyeyim ben size. Yani andımız okunurken işte İstiklal Marşı okunduktan sonra falan şarkı söylüyordum. Tahtaya çıkıyordum, şarkı söylüyordum. Arkadaşlarım olsun. Okulda ilk sen göze çarparsın zaten değil mi? Yani özel bir gün olsun, kutlama olsun. Tabii tabii. Yani, konser verilecek olsun, koro kurulsun. Evet. Bunların öncülüğünü hep sen yapmışsındır eminim. Mesela bir etkinlik olurdu. Orada ben direkt çıkardım, bağlama çalardım. Şarkı söylerdim. Hatta ilk söylediğim parça da Zobalarımla Kurdamaşı vardır. Ciddi misin? Kaç yaşında söyledin sen bunu? O zaman 5. sınıftaydım. Daha 12-13 yaşında falansın yani. Evet, o zaman zor bir türkü değil mi o? Zor bir türkü ama Denizli Türküleri diye bir albüm vardı biliyorsunuz. Kaset vardı ya. Biliyorum. Oradan ben hocalarımızı dinlerdim. Onların söylediği gibi hani böyle söyleyiş tarzını duyaraktan söylemeye çalışırdım. Aklımda kalmış yani onları falan söylerdim. Mendil veren mi? Hani Denizli Türküleriyle başladım yani söylemeye. Şimdi de hani her tarz söylüyoruz artık. Söylemeye çalışıyorum diyeyim ben size. O zaman da belli olduğu gibi yani her tarz söylüyorsun. Sesin mesela Yekten şarkısı çok güzel gidiyor yani. Teşekkür ederim. Yükselmen falan çok güzel. Bağlamayla ne çalacaksın bize? Bağlamayla Kara Dur Şubat'ın Kara. Neşet Ertaş. Kendim ettim, kendim buldum çalalım. Tamam o zaman kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Eyvah, eyvah.
akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah, ey. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah, ey. Valla beni dağladın yani. Güzel bir parça, gerçekten güzel bir türküdür. Yani çok güzel, çok bir türküm. Zaten... Yani bir insan böyle yoksulluğu, ölümü, aşkı, acıyı, hasreti nasıl dile getirebilir bilmiyorum. Sona mı saklasaydık ya, ben şey oldum böyle. Bayağı duygulandım. Aynen. Neşet Ertaş benim için çok önemlidir zaten. Hani onun türkülerini dinlerken hep sözleri böyle geziniyorum. Başka bir alemde geziniyorum yani. Kesinlikle. Onu kelimelere dökemiyorum aslında. Sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına rica ederim. Ne demek? Sanatı, bu aşkla yaptıkları işi bağlamaya dökmüşler. Söze, notalara dökmüşler, evet. Mehmet Emin. Biz çok zor bir süreçten geçiyoruz aslında. Emin Mert. Ha, Emin Mert. Evet. Ben ne dedim? Mehmet Emin. Mehmet Emin. Gözü kör olmasın Mehmet Emin'in ya. O verdi numaranı çünkü. Mehmet Emin abi, selam olsun. Aynen, selam olsun ya. O vesile oldu, evet. Seninle tanışmama. Emin Mert şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani pandemide ve sadece Deniz'de değil, Türkiye'de birçok ilde müzisyenler iş yapamadığı için enstrümanlarını satmak zorunda kaldı. Birikmişlerini yemek zorunda kaldı. Bunun üstüne hiç ekleyemediler ve intiharın eşiğine gelenler oldu. Canına kıyanlar oldu. Kesinlikle. Umutsuzluğa kapılıyor musun? Müzik öğretmenliğinde okuyorsun, çok gençsin. Yani şu durumda sadece sana değil, kimseye soramıyorum, gelecekle ilgili hayalleriniz var mı diye. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz. Tabii ki de. Gelecekle ilgili çok hayallerimiz var. Yani bunları geliştirmek için, yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız yani. Ben sadece müzisyenlik yapmayacağım. Hani bu zor dönemde görmüş olduk. Müzisyenlerin halini görmüş olduk genel açıdan. Herkes çok sıkıntılar çekti. Müzisyenler olsun, esnaflar olsun, ama en çok sıkıntı çeken müzisyenler oldu, evet. Yani. Onlar bir yere bağlı değiller. Yani biz bir yere bağlı değiliz. Mekanlar kapandı. Destek paketleri oldu, evet. Ama hani... Bu da yeterli gelmedi tabii haliyle. Tabii ki de yeterli gelmedi haliyle. Benim hani bu yüzden yani müzik öğretmenliğini seçmek istediğim şeyi, yani müzik öğretmenliği yapıp yan meslek olarak sahnelere çıkmak istiyorum mesela. Ama nasıl kısmet tabi bilmeyiz yani. İnşallah yolun açık olur Emin Mert. Yani o ışık var sende ya. Gerçekten hani bazı insanların böyle yüzüne bakınca çiçek görmezsin. O çiçeğin kokusunu da alırsın. Sende öyle bir hava var ya. Hani farklı bir auran var gerçekten. Sessin. Düşünsene yani Yekten şarkısını söyledin, kendim ettim, kendim buldum. Yani sesin çok yatkın. Teşekkür ederim. Hiç ara vermeden devam edelim mi? Yapalım tabii ki. Aynen, şarkılar devam konuşsun, edelim. Biz susalım. Aynen öyle. Aşığın dilinden anlar dediler, sevenin halini bilir dediler. Aşığa İstanbul cennet dediler. Bunlara saydım keşke. Aşığın dilinden anlar dediler, sevenin halini bilir dediler. Aşığa İstanbul cennet dediler. Bunlara inanmasaydım keşke.
her ne varsa bu şehirde sevmek hata. Doğrusuyla, duygusuyla yaşanmıyor aşklar burada. Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun. Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar gönlümden uzak olsun. Öyleyse bu şehir öldüren bir zehir, İstanbul olmaz olsun. İstanbul olmaz olsun. Sözler sonunda biraz karıştı ama kusura bakmayın. Programda olur mu öyle şey ya? Yani şöyle bir şey var, hani her yaşta ne olursa olsun her müzisyen heyecanlanır. Sen sosyal medyanı da çok etkin kullanıyorsun. Ben yani kullanma şeyi. Aynen. Evet. Sosyal medyanı gördüğüm zaman da eline odunu alıyorsun, hemen söylüyorsun. Videoda kayıt tuşuna basıyorsun ya da bağlamanı alıyorsun, kayıt tuşuna basıyorsun. Evet. Orayı da çok aktif kullanıyorsun. Artık günümüzde sosyal medya şimdi doğru kullanırsan doğru tabii yönde ilerlersin. Kötü kullanırsan kötü yönlerine örnek evet alırsın ya da sen de kötü tarafa gidersin. Ama sen öyle çok güzel kullanıyorsun ya. Sanki yemin ediyorum 2 saat çıkamadım profiline, Facebook profiline. Gerçekten mi? Yemin ediyorum çıkamadım. Hani o şarkı söylemiş, bir daha dinleyeyim, bir daha dinleyeyim. Neşet Ertaş söylemiş, bir daha dinleyeyim falan derken. Böyle konser, insanların evine gidip konser vermiş oluyorsun. Onlarla yüz yüze gelmiyorsun ama yani, birçok kişinin evine girip de konser vermiş oluyorsun. İnsanlar dahi olsa, hani onlarla böyle orada tanışmış oluyorsun. Mesela şey oluyor genellikle, yolda denk geliyoruz. Ben tanımıyorum insanları ama işte sen Emin Mert değil misin falan diyorlar. Halbuki hani takipçim normal bir takipçim var hani. Yani 1500 civarında bir takipçim var. Müzik insanları birleştiriyor. Kesinlikle öyle. Müzik farklı kültürdeki insanları, farklı inanıştaki, farklı kesinlikle görüşteki insanları müzik birleştiriyor. Hep söylüyorlar ya müzik evrenseldir diye. Devam edelim mi? Devam Emin edelim. Mert, neyle olur devam edeceğiz? Kutupta vallahi yaz gibi mi? Kutupta yaz gibi olur. Ben şey söyleyeyim yalnız, bunu ben yeni aldım. Yani hani çalarken hatalarım falan olabilir. Ya saçmalama yeni ya. Yeni böyle hani çalmaya çalışıyorum. Yeni özür çalmaya çalışıyorum. Özür diliyorsun ki bunun için. Buna ya gurur olsun duymalısın. Öyle mi? Gerçek bir şey yok artık. Dikkat olur mu? Yok, bir şey olmaz. Ateşi bir elini tutamam, bir nefessiz bir de sensiz kalamam. Çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Uzakta durursun, gurbetin bitmez. Karanlık sulara hayalin düşmez.
çöllerde su gibi. Özledim seni kutupta yaz gibi. Özledim seni. Ağzına sağlık. Artık programımızın sonuna geldik Emin Mert. Evet. Kapanışı neyle yapmak istersin? Kapanışı neyle yapalım? Onu sen seç. Bunları ben çok seçtim. Yani denizimizin ütüsü olsun artık diye. Olsun ben, ya, evet. Yani denizimizin ütüsü olsun. Mendil veren mi? Nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Anonim bir şey, türkü değil mi? Evet. Tamam. Türkü. Ben şöyle çekileyim, kapanışı yapayım. İsterseniz yavaş bir tut yapabiliriz, fark etmez. Hızın olsun. İstediğin gibi olsun ama sahne sana kalsın. Hızlı yapalım madem tamam ya. Tamam mı? Ben kapanışı yapayım. Tamam. Haftaya yine çok özel bir konumla birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sellidir yavrum anam sellidir, sellidir aman. Denizlerin horozları bellidir. Ötüvede çilorozum bir ötüver. Geniş olan gam zamanı değildir. Geniş olan gam zamanı değildir. Asmam yıkıldı, suyum sıkıldı. Bugün çilorozu duymadım, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Kocaman kız ilimon yanaktan, amanın ilimon yanaktan. Yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün çilorozu duymadım, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Bir öpüverem kocaman kız ilimon yanaktan. Amanın ilimon yanaktan.